Oluşum, bayağıdır görmediler seni Oluşum. Umarım iyisindir. Bugün senin için daha önce hiç çekmediğim bir video çekmek istedim. O da favoriler videosu olacak. Yani aslında şu anda tam ayın ortasındayız. Dolayısıyla ayın favorileri dersem hangi ayın favorileri olacak falan filan olduğundan dolayı en iyisi dedim ben favoriler diyeyim buna. Yani sadece bir ay için değil de şu birkaç haftadır belki de en çok zevk aldığım şeyleri seninle paylaşmak istedim. Yani benim için de yeni bir şey olacak dolayısıyla bilmiyorum nasıl olacak, umarım beğenirsin. Bu arada kahvemi de aldım. O yüzden istersen sen de videoyu dondurup çayını neyine istersen alıp gelip izlemeye devam edebilirsin. Böyle daha da güzel bir sohbet ortamı olur hem. Ne dersin? Bence güzel olur. Bir dakika. Ben kendime Nescafe yaptım. Beni iyi tutuyor böyle, özellikle video falan çekerken de güzel oluyor. Neyse şimdi bunu böyle bir koyalım. Normalde favoriler videosu denilince insanlar kullandığı ürünleri daha çok tanıtıyor. Bu da özellikle makyaj sektöründe olan bir şey aslında. Veya yaşam tarzı ile ilgili videolar çeken kişilerin yaptığı şeyler oluyor genelde. Ama şimdi ben psikolog olduğumdan dolayı dedim ki hem zihnimi hem de bedenimi iyileştirmek için, eğlendirmek için, iyi hissetmek için neler yapıyorum? Bunun için böyle birkaç başlık belirledim. Bu başlıklar yemek, spor, psikoloji, dizi ve film. Aslında bayağı bir şeyler var. Aslında yaşamımızın her anı bizim psikolojimizi etkiliyor. Dolayısıyla ben de bu videoda birazdan bütünsel bir bakış açısıyla video çekmek istedim. Bu arada videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup hemen ardından da bildirimleri açarsan gerçekten çok mutlu olurum. Diğer yandan ise beni Instagram üzerinden de takip edebilirsin. Buraya Instagram hesabımı paylaşıyorum. O zaman daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak aslında beslenme şeklimden biraz bir bahsetmek istiyorum. Ben bir aydır biraz daha sağlıklı bir beslenme dönemine girdim. Bunu aslında bazen Instagram üzerinden de paylaşmaya çalışıyorum. Beslenme gerçekten çok önemli çünkü aslında zihinle beden arasında ciddi bir bağlantı var. Yediğimiz her şey ilk önce hormonlarımızı, hormonlarımız da daha sonrasında bizim duygularımızı ve düşüncelerimizi etkileyebiliyor. Dolayısıyla ben de karar verdim. Tam da bundan dolayı hayatımı biraz daha iyileştirmek istediğimi fark ettim. Çünkü çok fazla yağlı, işte tuzlu, şekerli veya işte paketlenmiş, işlenmiş gıda tüketiyordum. Ve her ne kadar kilo vermeye çalışsam da nasıl yapacağımı bilmediğimden dolayı biraz verdim sanıyorum. Ondan sonra biraz daha alıyordum. Bu da benim psikolojimi etkiliyordu. Çünkü yanlış seçimler yaptıkça, yani üretkenliğimin düştüğünü fark ettim, modumun düştüğünü fark ettim. Tabii böyle olunca da fiziğim de değişiyor. Biraz daha kilo alıyorsun vesaire. Şimdi ben ilk aydan 3 kiloya yakın verdim. Ama fiziğime ben bakarsam aslında kesinlikle çok daha fazla kas kazandım ve yağımdan azalmaya başladı. Rakam olarak 3 kilo ama benim hissettiğim bence 5 kilo falan var rahatlıkla diye düşünüyorum. De yemek seçimlerimde özellikle daha az et yemeye başladım. Çünkü eskiden porsiyonlarım çok fazlaydı. Yağlı mesela, yağlı olarak kızartıyordum her şeyi. Her şeyi tavada yapıyordum. Ama şimdi her şeyi ızgarada yapıyorum. Bol bol yoğurt ve süt tüketiyorum. Ama daha önce vegan olmayı da denedim. Ve daha sonrasında çok ciddi kilolar aldığımdan dolayı daha sağlam adımlar atarak çok daha güzel kararlar almaya çalışıyorum. Ve çok daha motive, çok daha böyle üretken hissediyorum kendimi. Çok daha enerjik hissediyorum kesinlikle. İkinci olarak ise spora geçelim istersen. Biliyorsun ki ben pole dance yapıyorum. Evimin tam ortasında, hatta hemen böyle kameranın hemen yanında böyle bir direk var. Ve her gün neredeyse pole dance yapmaya çalışıyorum. Aslında pole dance'ın 3 çeşidi var. Artistik, spor ve egzotik. Benim yaptığım biraz daha artistik ve spora denk geliyor sanırım. Bazen sadece kaslarımı çalıştırmak için, güçlenmek için çalışıyorum. Böyle ters dönüyorum, ediyorum, böyle farklı farklı hareketler deniyorum. Ve yoğunlukla artistik pole yapıyorum. Müzik eşliğinde dans etmek
çok çok yardımcı oluyor bana. Çok daha böyle kesinlikle modumu arttırıyor. Yani o kadar güzel bir şey ki ben eskiden çok daha böyle ön yargılıydım. Aslında bu dansa başlamamla beraber de vücudum konusundaki özgüvenim kesinlikle çok daha fazla artmaya başladı diyebilirim. Şu anda herhalde bir 5 aydır falan yapıyorum. Hani biraz daha böyle artık tutunup böyle kendimi kaldırmaya başladım. Böyle yavaş yavaş denemeler yapıyorum. Ters dönebiliyorum. Şimdi ben eskiden ne yapıyordum biliyor musun? Pol yapıyorum ama bol bol yiyorum. Yani ağzımı tutmuyorum, fazla fazla yiyorum. Çok yağlı seçimler yapıyordum. Dolayısıyla ben kilo aldım. Diyetisyenimle beraber çalışmaya başladıktan sonra da kesinlikle çok daha güçlendiğimi hissettim. Artık böyle kaslarım falan ortaya çıkmaya başladı. Biraz daha böyle karın kasım falan ortaya çıkmaya başladı. O yüzden çok mutluyum. Peki ben bunu neden yapıyorum? Mesela ben şimdi gym'e gidemiyorum. Gym'e gitmediğim için sürekli gözümün önünde salonun ortasına ben bunu kurdum. Şöyle söyleyeyim. Sürekli gördüğüm için zaten daha çok yapasım geliyor. Ben zaten müziği de çok seviyorum. O yüzden dön babam dön. Bilmiyorum, çok güzel oluyor. Aslında spor açısından bir diğer favorim ise baş üstünde durmak. Özellikle ellerimi kullanarak daha çok şu anda yapabiliyorum. Ama ileriki dönemlerde ilerleteceğimi düşünüyorum. Artık çok daha esnekleşmeye başladım, çok daha kuvvetlendim. Bu bana çok iyi hissettiriyor. Evet. Böyle anlatırken kendimle gurur duyuyorum. Çünkü daha önce hayatımda bu kadar güçlü olduğumu hatırlamıyorum. Şimdi ise istersen psikoloji kategorisine geçelim. Bu bölümde aslında senin için seanslarımda en çok tekrarladığım bu ayın favori cümlelerini seninle paylaşmak istiyorum. Birincisi, duygularımızı göstermek zayıflık değildir. Şimdi aslında seanslarımda en çok görmüş olduğum şeylerden bir tanesi de duygularımızı yaşamaktan kaçma isteği. Kırılmaktan korkuyoruz, yanlış yapmaktan korkuyoruz. Sevgimizi göstermekten korkuyoruz ve böyle çok daha güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. İlgilendiğimizi göstermezsek karşımızdaki insana en azından o kişi de havalanmamış olur gibi böyle çeşitli varsayımlarımız olabiliyor. Ama şunu sana söyleyebilirim ki asıl güçlü olmak duygularımızı bir bütünüyle yaşamak demek bence. Çünkü aslında tüm duygularımızı kabullendiğimiz zaman aslında onları artık cesurca yaşamaya başlıyoruz. Dolayısıyla böyle düşünürsen belki de sana daha yararlı olabilir. İkincisi ise varsaymak yerine konuşalım. İletişimimizi arttıralım. Şimdi özellikle her birimizin zihninde bir başkası hakkında sürekli varsayımlar oluyor. Yani sadece bir kişi değil, hayat hakkında varsayım yapıyoruz, ön yargılarımız oluyor. Yani düşüncelerimizi içimize atıyoruz, varsayıyoruz ve karşımızdaki insana söylemiyoruz. Ondan sonra kendi kendimizi yiyoruz. O yüzden ben de şunu söylüyorum genelde, varsaymak yerine karşımızdaki insanla iletişim kurarsak bizim için çok daha güzel olur. Üçüncüsü ise döngülerini fark et ve değiştir. Aslında bunu genel olarak da videolarımda birkaç kez bahsettim sanırım. Şimdi biz günlük hayatımızın çoğunu alışkanlıklarımız üzerinden devam ettiriyoruz. Yani günlük olarak yaptıklarımızın %90'ı alışkanlıklarımız. Ama alışkanlıklarımızı değiştirmek istiyorsak da ilk önce hangi alışkanlıklarımız var bunları fark etmemiz lazım. Fark ettiğimiz zaman biraz daha bilinçli olarak karar alabilme şansımız oluyor. Tam da bundan bahsediyorum aslında. Döngülerini ilk önce fark et. Eğer bunlardan rahatsız isen değiştir. Psikoloji bölümümüz de bu kadar. Bir sonraki kategori ise dizi ve film. Bu ara ben zaten her şeyimi Netflix'ten izliyorum. Filmimin de dizimi de oradan izliyorum. Gerçekten çok seviyorum. Sürekli Netflix zamanı yapıyorum kendime. Özellikle akşamleyin seanslarımı bitirdikten sonra kesinlikle Netflix'imi açıp her gün bir film izliyorum, bir dizi izliyorum ya da. Ama şimdi bütün her gün izlediğim filmleri seninle paylaşamayacağım bu videoda. En azından birkaç tanesini paylaşayım istedim. Birincisi ise %3 Netflix'in varsa onu izleyebilirsin. Bilim kurgu dizisi, ben özellikle bilim kurguları çok seviyorum. Ve geleceğe dair insan psikolojisinin beklentilerini anlatan ya da böyle içerisinde felsefi bir bakış açısı olan dizileri, filmleri seviyorum. Bu şekilde daha çok zevk alıyorum yani, bilemiyorum. Dizide şundan bahsediyor. Bütün insanların sadece %3'lük kısmı başarılı olabilir. Başarılı insanlar çok daha zengin ve varlıklı bir şekilde yaşarken
toplumun %97'sinin daha bir fakirlik içerisinde yaşadığını, hatta bunu hak ettiğini düşünüyorlar. Bence kesinlikle izlemelisin. Şimdi filmlere gelelim. Birinci film Inside Einstein's Mind diye bir film. Yani Einstein'ın beyninin içerisinde diye de çevirebiliriz. Einstein'ın beyninin nasıl çalıştığıyla alakalı, teorilerin nasıl oluştuğuyla alakalı ve özellikle benim en çok dikkatimi çeken noktası ise Einstein'ın uyguladığı zihinsel deneyler. Böyle çığır açan bir düşünce biçimi olduğunu düşünüyorum. Einstein'ın bu filmi de sana ilham olur diye düşündüm. Umarım severek izlersin. Üçüncüsü ise The Titan diye bir film. Titan mi, Titan mı? Büyük ihtimalle The Titan diye okunması lazım. Neyse, o kadar da önemli değil. Şimdi bu filmde de özellikle ilgimi çeken nokta şu. Şimdi insanların evrimleşmesiyle alakalı farklı farklı teoriler var zaten normalde de bilim dünyasında. Yani bu evrimleşme süreciyle alakalı farklı fikirleri, farklı filmleri çok seviyorum. Bu filmde de özellikle insan DNA'sına hayvan DNA'sı ekleyerek onları çok daha süper güçlere sahip insanlar yaratıyorlar diyebilirim. Bu filmi de dün veya bir önceki gün izledim. Çok severek izledim. Bence bunu da izleyebilirsin. Bu tarz hani insanların evrimiyle alakalı, evrim teorileriyle alakalı filmler benim çok hoşuma gidiyor şahsen. Evet, farklı bir video oldu. Biliyorum ben istersen bu tarz videolar çekebilirim. Özellikle beslenme ve spor ayağı benim için çok önemliydi. En favorilerim benim bu ikisiydi. Dolayısıyla eğer daha farklı videolar görmek istersen lütfen videonun altına yorum bırak ki ben de onlarla alakalı videolar çekebilirim senin için. Şimdilik kendine çok çok iyi bak. Videomu izlediğin için çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.